Tabii şu var, Türkiye'de kendim bildiğim bile her seçim döneminde seçim barajları tartışılır. Yıllardan beri gelen bir Türkiye'de gelenek var. Seçim barajı uygulanmıştır. Tabii geçmiş dönemlerde aslında çift baraj uygulandığı dönemler de oldu. Hem seçim barajı, ülke barajı uygulanıyordu, hem bölge barajı uygulanabiliyordu. Son dönemde şu an Türkiye'nin uyguladığı sistem barajlı Doğan sistemi dediğimiz bir ülke barajının uygulandığı sistem. Tabii uygulamada şöyle bir sorunlar olabiliyor. Tefsilde adalet ve yönetimde istikrar hedeflendiği için bu baraj getirildiği söyleniyor ama çoğu zaman şu sıkıntılara yol açabiliyoruz. 2002 seçimlerinden sonra bunu gördük. Halkın büyük bir çoğunluğun temsili dışarıda kalabiliyor aslında. Tabii bunun sakıncalarını önlemek için ne yapılabilir? Tamam, yönetimde istikrar olsun ama temsilde biraz adaletin daha adaletli olması lazım. Şimdi halkın belli bir kesiminden oy alan partilerin veya adayların seçilebilmesi lazım. Şimdi şu anki %7'ye indirim geçmişe göre daha iyi tabii. 3 puan baraj inmiş oluyor ama halen Türkiye'deki baraj oranı çok çok yüksek. Yani Avrupa'daki gelişmiş veya demokrasi gelişmiş olan ülkelere baktığımız zaman hiçbir ülkede böyle bir baraj sistemi yok. Birçok yerde mesela baraj olsa bile onun dışında kendi il barajına belli bir yüzdeleri aldığın zaman yine meclise gönderebiliyorsun partini. Bir de Türkiye'de biliyorsunuz son seçimde ittifaklar uygulandı. İttifaklardakiler için baraj aslında bir nevi ortadan kalktı, %0'a indi. Şimdi bunu ittifakın dışında kalan partiler için de uygulamak gerektiğini ben düşünüyorum şahsen. Niye? Çünkü zaten o partilerin çıkaracağı milletvekili sayısı çok az. Bile ben 3, 5, belki 10 milletvekili çıkarabilecek. Yani onlarla yönetimde istikrarın ben zedelenebileceğini düşünmüyorum. O yüzden artık Türkiye'de bence barajlı bir sisteme geçilmesi, bir yerdeki insanlar eğer birilerini mecliste görmek istiyorlarsa o kişilerin oylarının çöpe gitmemesi, onların temsilcilerinin de mecliste olması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'nin de artık bence yönetimde istikrar olacak diye bu kadar yüksek barajı uygulamaması lazım. Zaten mevcut sisteme baktığımız zaman ittifak için yer alanlar için de bir baraj sorunu da yok. Çünkü baraj kalktı artık onlar için. Diğer partilerin de buna faydalanması gerektiğini ben düşünüyorum. Çünkü bir adaletsizliğe yol açıyor. Aslında seçim barajının olmaması lazım. O ilde milletvekili çıkaracak kadar oy alabiliyorsa bir parti veya bir bağımsız aday da olabilir. O kişinin seçilebilmesi lazım. İnsanları partileri barajı geçemedi diye meclise gitmelerini engellememek gerekiyor. Çünkü onu yaptığın zaman bu sefer ittifak içerisinde %0,1 oy alan bir parti bile bir yerde oy yüksekse orada milletvekili çıkarabilecekken başka bir yerde belki %50 oy alan bir parti ülke barajını geçemediği için milletvekili çıkaramıyor. Aslında baktığınızda en büyük adaletsizlik burada zaten. Yani bu adaletsizliğin giderilmesi lazım. Çünkü öbür türlü partiler arasında bir dengesizlik oluyor. İnsanları bir ittifaka girmek zorunda bırakmak zorunda kalıyor ama hiçbir partinin ittifaka girmek zorunda olmaması lazım. Zaten eğer bu baraj sorunu olmasa aslında o ittifaklar da belki geri kalmayacak. Zaten son verilen kanun teklifinde artık eski gibi ittifakın toplam oyuna bakılmayacak milletvekili için. Her partinin aldığı oylara bakılacak. Madem öyle, o zaman bütün partiler için barajı kaldıralım zaten. Her parti kendi adına seçime girsin. Böyle bir sorun da ortadan kalkar zaten otomatikmen.